Arkadaşlar merhaba. Bugün Google Developer Students Club Marmara olarak yeni etkinliğimizle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Fethi Tekyaygil. Kendisi uzun süre backend developer olarak çalıştıktan sonra veri bilimi yapay zeka alanına yöneliyor. Geçmişinde Deep Learning Türkiye, Global AI Hub gibi platformlarda içerik üretmişliği ve eğitim vermişliği var. Şu anda User Vision'da NLP üzerine bazı çalışmalar yapıyor. Kendisine ekliyorum yayına. Merhaba Fethi. Merhabalar. Sesimde görüntümde bir sıkıntı yok sanırım. Yalnız Yok arka plan hayır. sesi çok fazla gelmesin diye böyle tutacağım mikrofonu yayın boyunca. Öncelikle nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Güzel introduction için de aynı zamanda çok teşekkür ediyorum. Hem de Ne? davet edildiğim için böyle güzel bir yayına. Bugün hep beraber TensorFlow hakkında konuşacağız. Tabii ki de bu yayından çıktıktan sonra size TensorFlow %100 işte bütün teknik detaylarını hakim bir şekilde çıkmanızı şey yapamam. Ama yani buradan çıktıktan sonra TensorFlow nedir, niçin kullanılır, bunlarla ne yapabiliriz? Aslında birazcık bu sorulara cevap aramaya çalışacağız bugün. Çünkü biz de hali hazırda yapay zeka projelerimizde hem TensorFlow kullanıyoruz hem de Python kullanıyoruz. Ben şurada yorumlar sekmesini de açayım. Evet. Sorunuz olursa sorun lütfen. Yorumlar buradan görünebiliyor. Zaten eğer atladığım bir soru olursa da arkadaşlarım beni durduracaklar yayın sırasında. Durdurmakta serbestsiniz. Beni yayından atabilirsiniz. Hiçbir problem yok. O zaman ben ekran paylaşayım. Hemen başlayalım isterseniz. Çok da Tamamdır abi. Ben o şey zaman yapmayalım. şöyle yapayım. Tamamdır, ben Evet. sizi sunumunuzu yalnız bırakayım. İyi sunumlar diyeyim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün TensorFlow 101 konusuyla birlikteyiz. TensorFlow 101 adından da anlayacağınız üzere çok temel seviyede TensorFlow'un sadece ne olduğuna, neler yapılabileceğine dair bir konuşma olacak aslında. Burada biraz sohbet havasını ilerlemek istiyorum. Ben kimim? Ben... Oo, çok gittim. Ben kimim? Bir kendimi açıklayamadım. Evet. Ben şu an backend developer olarak çalışıyorum. .NET Core üzerine çalışıyorum. Genelde bu tür eğitimleri verirken insanlar bana sanki makine öğrenmesi, yapay zeka veya işte data science alanlarında çalışıyormuşum gibi düşünebiliyorlar ama ben backend alanında çalışıyorum. Bu tür alanlara da hem hobi olarak hem de işimin yanında ekstra bir altın bilezik olsun diye uğraşıyorum diyebilirim. Bana bu hafta görmüş olduğunuz linklerden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olma durumunda. Hem bu sunumla alakalı hem de ileriki zamanlarda geçerli olacak sorular. Şimdi gelelim TensorFlow'un ne olduğuna. Şimdi TensorFlow yine böyle Wikipedia var ya, okumak istemiyorum. Bak Google tarafından geliştirilmiş falan filan vesaire. Olay şu. Şimdi bizim scikit-learn dediğimiz bir tane kütüphane var. Bu kütüphane bizim normal makine öğrenmesi projelerimizi yapmamızı sağlıyor. Ancak bu makine öğrenmesi projeleri birazcık yetersiz kalınca derin öğrenme diye bir konsept ortaya çıkıyor ve derin öğrenme konseptini yazılıma dökebilmek için ortaya çıkan bir aslında kütüphane, library ve framework aslında iki ana konuyu da kapsıyor. Google tarafından oluşturuluyor. Yani TensorFlow Google'ın bir ürünü aslında. Çok iç işinize yaramayacak ama her yerde söylüyorlar. Ben de söyleyeyim. 2015 yılında halka sunuluyor aslında. Ve hesaplama yapmanızı sağlayan, makine öğrenimi uygulamaları, derin öğrenme uygulamalarını yapmanızı sağlayan bir framework en temelde. TensorFlow kullanarak makine öğrenmesi ve derin öğrenme modelleri oluşturabiliyorsunuz. Bu modelleri eğitebiliyorsunuz. Eğittiğiniz modelleri kaydedebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz modelleri tekrar kullanabiliyorsunuz. Transfer Learning yardımıyla. Buradaki en önemli özelliği TensorFlow'un arka planda yüksek performansla çalışması. C++ diliyle yürütüldüğü için, yazıldığı için gerçekten performans açısından çok çok performanslı olmuş oluyor. Zaten Python dilinin de dil bazlı baktığınızda çok performanslı olmasının sebebi bazı modüllerinin C diliyle yazılması, low level bir dille yazılması en temelde. Ve tabii ki de bu TensorFlow kütüphanesini veya framework'ünü kullanabilmeniz için Python, JavaScript ve diğer yazılım dilleri olan C#, C gibi dillerde de desteği bulunuyor. Şimdi TensorFlow'la biz dedik ki makine öğrenmesi ve derin öğrenme uygulamaları geliştiriyoruz. Güzel. Şimdi İlk başta bunu konuyu öğrenirken benim kafamda şey canlanıyordu. Ya bunu sadece bilgisayarlarda mı yapabiliyoruz? Yani sadece bilgisayarlar üzerine bir model oluşturuyoruz, model eğitiyoruz, bu modeli kullanıyoruz, lokalde depoluyoruz. Hayır, TensorFlow bize daha geniş kapsamlı bir erişim ağı sunuyor. Biz aynı zamanda TensorFlow Lite adı verdiğimiz teknoloji sayesinde bu cihazlarımızı da iOS'ta da Android'de de makine öğrenmesi modelleri eğitip
kullanabiliyoruz. Aynı zamanda Colab adı vermiş olduğumuz notebook teknolojisiyle, ki buna değineceğiz, internet üzerinden hem Python kodu çalıştırabiliyoruz hem de bir yapay zeka modeli oluşturup eğitebiliyoruz. Cloud dediğimiz mantık bu. Cloud dediğimiz mantık zaten bizim makinemiz olmayan, internet üzerinden başka bir makineye bağlandığımız ve başka bir makinenin kaynaklarını kullanarak işlem yaptığımız teknoloji olmuş oluyor. Örneğin cloud depolama dediğiniz zaman, mesela cloud'u depoladığınız veriler sizin aslında lokalinizdeki kaynakları tüketmiyor. Siz uzaktan bir bilgisayar kiralıyorsunuz ve o bilgisayarın kaynaklarını tüketmeye başlıyor. Veya bulutta bir proje çalıştırdığınızda, bu projede sizin kendi makinenizin değil, uzaktan bağlanmış olduğunuz makinenin kaynaklarını tüketmeye başlıyor. Sizin tek ihtiyacınız olan şey o makineye bağlanabilmek için internet. Aynı zamanda Colab'in, yani kendi bulut sistemi var Google'ın ve Colab dediğimiz bir notebook var. Bu notebook zaten Google'ın kendi cloud sisteminde çalışıyor, uzak makinesinde çalışıyor. Burada TensorFlow için özel üretilen TensorFlow Processing Unit adı verilen bir bileşen var. Bu bileşen sayesinde yapay zeka modellerinizi çok çok daha hızlı iletebiliyorsunuz. Normal şartlarda biz zaten yapay zeka modelleri eğitirken GPU kullanıyoruz. Görüntü işleme, görüntü kartını kullanıyoruz. Bunun nedeni de GPU'ların işlemi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi CPU'ya göre. Şimdi TPU bunun da bir üst modeli olmuş oluyor. TPU sayesinde biz ne yapmış oluyoruz? Google'ın hem bulutunu kullanmış oluyoruz hem de kendimiz daha hızlı bir model eğitimi sağlamış oluyoruz. Peki TensorFlow'la neler yapılabilir? Bunlara şu an değinmeyeceğim. Vaktimiz kalınca sonlarda değineceğim. Ama ya da değineyim, fark etmiyor. Mesela şunu bir açayım, ekranı tekrar paylaşacağım. Şimdi TensorFlow'la neler yapılabilir sorusu aslında şu sorunun cevabı. Ben derin öğrenmeyle neler yapabilirim? Çünkü derin öğrenmeyle yapılabilecek her şeyi TensorFlow'da yapabilirsiniz. Çünkü zaten TensorFlow'un amacı o. TensorFlow'un amacı sizin derin öğrenme, yapay zeka modelleri oluşturmanızı sağlamak. Ben şimdi stop screen diyorum. Full ekran daha çok iyi gözükmüyormuşum. Şimdi hemen tekrardan bir share screen diyeyim. Neredesin? Buradasın. Bakın ekranım görünüyordur. Birazdan yayına gelir. Teşekkür ederim. Burada şu görmüş olduğunuz şeyleri, kedi, örneğin kiralık daire, bu kişi vesaire, bunlar çantama çıkmış arkadaşlar, pardon. Bunlar yapay zeka tarafından üretilen ürünler olmuş oluyor. Mesela this cat doesn't exist. Bakıyorum mesela bu kedi yapay zeka üretimi bir şey. Bunu refresh ettiğimde bakın bu resimler tamamen yapay zeka ile üretiliyor. Ya da şu an hali hazırda hayatımıza giren ChatGPT. ChatGPT ne yapıyor? Bize herhangi bir konuda herhangi yazdığımız şeye cevap verebiliyor. Bir sonuç üretebiliyor. Yazdığımız şey aslında bir insanmış gibi cevap verebiliyor. Ya da ne örnek verebilirim? Mesela Dolly. Dolly neydi? Dolly sizin İngilizce yapmış olduğunuz promptu resmini çıkarıyordu. Mesela siz diyorsunuz ki ayda çay içen kaplumbağalar yazıyorsunuz mesela. Siz de onun resmini üretiyordu. Ya da iki resim arasındaki boşluğu yeni bir resim olarak doldurma. Bunların hepsini yapay zeka ile yapabilirsiniz. Yani burada TensorFlow kullanarak yapabilirsiniz. This waifu doesn't exist. Evet Barış. Hiçbir şey kaçmıyor gerçekten. Ben hemen tekrardan ekranımı durdurayım ve tekrardan sunumumu paylaşayım. Sunumum gelmiş olmalı. Evet gelmiş. Şimdi burada da GitHub Copilot yüz tanıma sistemlerini de örnek vermek istiyorum. GitHub Copilot ne yapıyor? Yazmış olduğumuz kodu aslında daha da optimize ediyor ve yazmış olduğumuz kodu tamamlıyor baktığınızda. Böyle bir teknoloji. Bu da yapay zeka kullanılarak yapılıyor. Yani yapay zeka ile yaptığımız her şeyi TensorFlow'la yapabiliyoruz. Yüz tanıma sistemleri. Bunu aslında CNN kodu göstereceğim için bu eğitimin sonunda söyledim. Yani şöyle hem sizin yüzünüzden kimliğinizi tanıyor. Bu Fethi'dir diyor mesela. Hem de mesela Snapchat veya Instagram gibi uygulamalarda yüzünüzü filtre uygulamak istediğinizde yüz şeklinizin algılanması. Bu da aslında en temelde bir yüz tanıma sistemi. Bu da TensorFlow ile yapılabiliyor. Şimdi TensorFlow'u iki şekilde kullanabiliyoruz biz. Bunlardan bir tanesi TensorFlow ve JavaScript. Bir tanesi de TensorFlow ile Python. Şimdi bana bu arada geldi mi ekran JavaScript'e, döndü mü bilmiyorum ama şu arada şeyi kontrol ediyorum. Ha, şimdi dönmüş. Tamam. Şimdi TensorFlow'u iki şekilde kullandığımızdan bahsettik. Bir tanesi JavaScript, diğeri Python. Tabii ki de C# ve diğer yazılım dilleriyle de kullanabiliyoruz bunları. Ama biz en temelde JavaScript ve Python'la bahsedeceğiz. Çünkü pardon arkadaşlar.
arama geldi. Dersteyim yazıp kapattım. Şimdi TensorFlow'u aslında ana tema olarak iki yazılım diliyle kullanabiliyoruz. Bir tanesi Python, diğeri JavaScript. En büyük desteği bunlara veriliyor. Ama sonradan çıkan kütüphaneler sayesinde C#, C++ gibi dillerle de ben TensorFlow modeli geliştirebiliyorum. Ancak en temel desteği ben JavaScript ve Python'da alıyorum. Şimdi JavaScript kısmına değineceğim ama buna çok değinmeyeceğim. Çünkü genelde bizim işimiz Python'da olacak. Burada şimdi JavaScript'le çalışmasının en güzel özelliğinden biri bu TensorFlow'un web tarayıcısının olduğu her yerde çalışabilir. Yani benim bir web tarayıcım varsa JavaScript'ler de sonuçta web tarayıcılarında çalıştıkları için ben web üzerinden bir tarayıcının olduğu yerde ekstra bir kurulum gerektirmeden modelime eğitip modelimi tahmin ettirebilirim modelime veri. Aynı zamanda kullanıcına web tabanlı bir veri alarak da yani kullanıcıdan bir web sitesi üzerinden bir bilgi alarak da ne yapıyorum? Yine browser'dan çıkmadan JavaScript sayesinde TensorFlow.js dediğimiz TensorFlow.js dediğimiz kütüphane sayesinde ne yapıyorum? Tarayıcıdan çıkmadan modelimi eğitmişim, modelimi tahminleme gerçekleştirmiş oluyorum. WebGL kullanıyor. WebGL kullanmasının nedeni sistemde mevcut olan GPU'ları kullanma ihtiyacından. Çünkü biz makine öğrenmesi ve yapay zeka modellerini eğitirken GPU kullanmak zorundayız. Çünkü GPU'nun işleme hızı CPU'ya göre çok daha yüksek. Burada CPU'yu tır gibi düşünün. Mesela tır ne yapıyor? Tır bir Ferrari kadar hızlı değildir ama çok fazla proses alabilir, çok fazla içerisine yük alabilir. Ama mesela Ferrari de nedir? Ferrari de hızlıdır ama tır kadar içerisine fazla bilgi alamaz. Aynı anda birden çok veya aynı anda çok fazla CPU'nun aldığı kadar proses işleyemez aynı anda. Ama hızlı işler. Aynı muhabbet aslında burada da. Yani benim burada Ferrari'ye ihtiyacım var çünkü modelimi çok hızlı eğitmeye ihtiyacım var olabildiğince. Aynı şekilde bu hem JavaScript'ten Python'da ve diğer yazılım dillerinde TensorFlow'un bir özelliği. TensorFlow transfer learning dediğimiz daha önceden eğitilmiş modelleri kullanmamızı sağlayan bir yapıya sahip. Yani ben modelimi eğittim ve bu eğitmiş olduğum modeli tekrardan ağırlıklarını yükleyerek kullanıyorum. Bu Python'da da geçerli tabii. Şimdi normalde biz TensorFlow'da makine öğrenmesi ve diğer önemli projeleri geliştirmek için Python kullanıyoruz. Siz de çoğunlukla zaten muhtemelen Python görmüşsünüzdür backend'de geliştirmek için. Python zaten bir kere tercih ediliyor çünkü Python yazılım dilini öğrenmek de kolay. Yani diğer yazılım dillerine nazaran baktığınızda. Burada TensorFlow Python 3.7 ve 3.10 versiyonlarında destekleniyor. Yani yarın öbür gün Python'la TensorFlow işlemi gerçekleştirmek istediğinizde Python sürümünüzün en az 3.7 olması gerekiyor. Ha, Python önceki sürümlerinde çalışır mı? Bilmiyorum. Denemeniz lazım. Ben denemedim. Şimdi burada TensorFlow'da yine üzerine değineceğiz derin öğrenme yolu derken ama biz aslında her bir katmanı kendimiz oluşturuyoruz. Yani oluşturmuş olduğumuz model üzerindeki hakimiyetimiz çok fazla oluyor. Biz hangi modeli oluşturacağız, hangi katmanları oluşturacağız, katmanların ne olduğuna değineceğiz. Bu katmanlarda ne gibi işlemler yapılacak, bunların her birini modifiye edebiliyoruz, customize edebiliyoruz. Bu nedenden dolayı da çok tercih edilen bir framework TensorFlow. Şimdi TensorFlow Lite'dan azıcık bahsettik. TensorFlow Lite benim iOS ve Android sistemleri üzerine bu modellerimi kurmamı, devreye almamı sağlayan teknoloji. Yani ben kendi telefonuma, Android'ime veya iOS'uma TensorFlow modeli devreye alabilirim. Bunu TensorFlow Lite sayesinde yapabilirim. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi normal şartlarda bir modeli eğitmek çok çok büyük bir kaynak istiyor. Ve aynı zamanda bunun kaplayacağı yerde yani CPU, GPU'yu geçiyorum depolama alanı olarak da çok çok büyük problemleri yol açabiliyor. Şimdi bu bir bilgisayar için çok büyük bir problem değil. Örneğin 16 GB RAM'iniz var. İşte 1 TB hard diskiniz var. CPU'nuz da 3.5 GHz olsun hızı. i7 falan olsun mesela minimum. 10. nesil olsun ya da. Mesela bakıyorsunuz bunun için bir sıkıntı yok. Ama mesela bir telefona baktığınızda telefonda bu kadar özelliklerin olması çok mümkün değil. Bu nedenden dolayı biz modelin bu boyutu ile doğruluğu arasında bir trade-off'a giriyoruz. Yani modelin doğruluğundan kastım modelin başarısı. Yani benim modelim bu tahminleri ne kadar doğru yapıyor? Bunun istatistiğiyle modelimin boyutu arasında bir trade-off olması gerekiyor. Yani ikisini aynı anda yüksek yapamam. İkisinin arasındaki dengeyi bulmam gerekiyor. Yani hem optimum boyutta olmalı hem de olabilecek en doğruluğa, en çok doğruluğa sahip olmalı. Şimdi TensorFlow bunu bizim için yapıyor zaten. Yani saymış olduğum bu bilgisayarları bir kenara bırakırsak bilgisayar özelliklerini düşük boyutlu sahip veya düşük özellikle sahip cihazlarda bile çok iyi çalışacak şekilde optimize ediyor modeli otomatik olarak. Tabii ki de daha az boyutu olan bir model çok çok daha düşük accuracy'ye sahiptir, düşük doğruluğa sahiptir. Ama genelde kayıp küçük oluyor. Yani mesela 25 MB ile 50 MB arasındaki veri düşündüğünüz zaman 25 MB'lik bir fark var.
Ama bizim 125 MB'lık farktaki hata azalması, hata doğruluk azalması daha doğrusu, o doğruluğun azalması çok çok daha az oluyor. TensorFlow o aradakini dengeliyor çünkü. Şimdi gelelim neden TensorFlow? Şimdi TensorFlow zaten en başta şeyi söyledik, yani yapay zeka uygulamaları geliştirmek istiyoruz. Zaten aslında nedeni bu. Ben yapay zeka uygulaması geliştirmek istiyorsam peki neden ben yapay zeka uygulaması geliştirmek için TensorFlow'u seçmeliyim? Birincisi, kolay model oluşturma. Yani ben model oluştururken arka plandaki matematiği komple kodlamıyorum. Ben sadece bir tek satır kod yazıyorum ve benim için son bile katman oluşmuş oluyor. Her yerde sağlam modellerden kastım şu. Yani ben sunucuda da olsun, cihazlarında da olsun, bir bilgisayarda da olsun, cloud'da da olsun, her yerde bozulmamış ve accuracy yüksek ölçeklenebilir ve aynı zamanda stabil modeller üretebiliyorum. Araştırma için güçlü deney araçlarından kastım da bir model eğitilirken modelin eğitilme aşamasında girdiği bütün işlemleri, bütün bu değerleri, matematiksel değerleri ben görebiliyorum ve aynı zamanda ben hem modelim hem de verim üzerinde TensorFlow kullanarak çok yüksek işlemeler yapabiliyorum. Pre-processing yapabiliyorum. Gelelim Keras'a. Şimdi Keras aslında TensorFlow'la özdeşik bir kütüphane. Şimdi TensorFlow ilk başta çıktığında bu saydığımız özelliklerin hepsini karşılıyordu. Yalnız şöyle bir sıkıntı vardı. TensorFlow yazmak birazcık karın ağrısıydı. Yani TensorFlow yine yazıyor oluyordu. Yine kolaydı ama bir takım insan bir araya geldi ve dediler ki ya biz bu TensorFlow'u, kodunu, mesela şurada bir örnek vardı. Bunu mesela kodu daha da kolay yapabilir miyiz? Daha da kısaltabilir miyiz? Daha da kullanıcı dostu, yazılımcı dostu bir kod olarak haline getirebilir miyiz dedi. Ve Keras ortaya çıkardılar. Spoiler verdim az önce. Şimdi Keras'ın mantığı yazımı, aslında yazılım kolay. Keras'ın mantığı bu. Yazımı kolay. TensorFlow'dan çok mu iyi? Aslında değil. Olabildiğince amacım burada yazılımcının hızlı model geliştirmesi. Elbette ki hani daha custom bir şeyler istiyorsak TensorFlow yönelmemiz gerekiyor. Keras sadece basit. Yani sorunun gerçekten önemli olan kısmına odaklanmanızı sağlıyor. Yazdığınız kod çok çok basitleşiyor. Güçlü. Yani burada bir performans olarak, kıstas olarak da TensorFlow'dan çok fazla geri kalmıyor. Zaten NASA, YouTube gibi kuruluşlar şu an Keras'ı kullanıyorlar. Ve aynı zamanda şunu söylemem gerekiyor. Birazcık ters olacak ama TensorFlow kadar performanslı değil. Çünkü TensorFlow'da daha custom şeyler yapabiliyoruz. TensorFlow'un üzerine yazılmış bir kütüphane olduğu için bu böyle. Ama performansları birbirine yakın. Ben de mesela Keras kullanacağım kod gösterirken. Gelelim derin öğrenmeye. Bunun esprisi hazır arkadaşlar. Bu biraz derin devlet, derin öğrenme muhabbeti falan filan. Bu arada benim sunumlarım geçmiyor mu? Bilmiyorum ama. Ha, geliyormuş, tamam. Şimdi derin öğrenme. Şimdi yapay sinir ağlarından başlayayım ben. Şimdi yapay sinir ağları nedir? Önce bir derin öğrenmenin revizesini yapmak istiyorum. Çünkü TensorFlow'da derin, aslında yapay sinir ağı geliştiriyorsunuz. Derin öğrenme konseptini geliştiriyorsunuz. Şimdi burada yapay sinir ağlarından bahsedeyim. Yapay sinir ağı dediğimiz şey bu şekilde katmanlardan oluşan bir yapı. Amacı da şu. Şimdi normal biz matematik olarak baktığımızda normal makine öğrenmesi modellerinde arka planda çıkan matematik bir denklem. Yani bir denklem nedir? Matematiksel bir doğru denklemi çıkıyor lojistik, lineer regresyonda mesela. Lojistik regresyonda sigmoid denklemi çıkıyor. Ben bu denklemler üzerinden tahminlemelerimi yapıyorum. Şimdi bu normal standart sorunlar için bir sıkıntı teşkil etmiyor. Örneğin işte bu e-mail spam mi değil mi? Evin özelliklerine göre evin fiyat tahmini nedir? Bu kişi Beşiktaş mı, Fenerbahçeli mi? İşte bu tümör iyi huylu mu, kötü huylu mu? Şimdi bu tür sorunlar için hiçbir problem teşkil etmiyor. Makine öğrenmesi kullanabiliyorum. Ama sorunlar komplikeleştikçe, yani örneğin bir resim var elimde. Bu resimde kedi mi, köpek mi? Ya da bu resimde kedi nerede? Ya da işte mesela bu resimde bir trafik ışığı var. Bu trafik ışığının rengi ne? Şimdi bu tür problemler geldikçe insanların hayatına bizim normal makine öğrenmesi modellerinde kullandığımız matematiksel denklemler yetmemeye başlıyor. Bizim daha komplike matematiksel denklemler kullanmamız gerekiyor. Bu nedenden dolayı yapay sinir ağı adı verdiğimiz bir mimari ortaya çıkıyor aslında. Burada input katmanı benim verilerimi modele verdiğim yer, bu bir model. Çıktı katmanım, verilerimin çıktığı yer. Bu arada katman aslında bütün sihirin döndüğü yer. Şimdi burada hidden layer dediğim kısımlarda input ve output arasındaki bütün layer'lar hidden layer olmuş oluyor. Ve aslında bütün sihir burada gerçekleşmiş oluyor. Bütün matematiksel denklemler burada gerçekleşmiş oluyor. Amacımız şu, giriş ve çıkış katmanları arasındaki lineerliği bozmak. Ki daha komplike denklemleri elde edeyim, daha komplike problemlere çözüm bulabileyim. Burada
Her bir nod, bunlara nod diyoruz. Bu bir katman. Dikey baktığınız zaman H1 bir katman, H2 bir katman, H3, HN bir katman. Ama bu katmandaki her bir yuvarlak bir nod olmuş oluyor ve her bir nodun içerisinde bir matematiksel denklem, matematiksel işlem yapılıyor. Yani buraya veri geliyor, bu matematiksel işlem yapılıyor ve bir çıktısı oluyor, bir çıktısı oluyor, bir çıktısı oluyor. Ve bütün layer'lar birbirine bağlı olduğu için bütün nodlar daha komplike işlemler yapıyorum. Yani benim giriş verimle çıkış verim arasındaki lineerlik bozulmuş oluyor. Amacım bu. Nöron şuradaki aslında her bir nod olmuş oluyor. Bunlara nöron diyoruz. Biz de içerisinde bir matematiksel işlem yapıyor. Kendisine bağlı olan bu çizgilerden gelen verileri bir matematiksel işleme sokup çıktığı ona göre veriyor. Ağırlık kavramı da her bir buradaki çizginin, her bir ipin bir kat sayısı var. Örneğin buradan buraya gelen veri 5. Ağırlık değeri de 3. 3 çarpı 5, buraya gelen veri 15 olmuş oluyor. Şimdi yapay sinyaller nasıl çalışıyor? Öncelikle ben bu ağırlık değerlerimi random bir şekilde, rastgele bir şekilde veriyorum. Şimdi benim amacım bu ağırlık değerlerini öyle bir şekilde bulmak ki modelim en performanslı halde çalışsın. Şimdi random bir şekilde verdiğim için zaten başlangıçta ben modelimin en performanslı halinde olmayacağını biliyorum. Çünkü random bir şekilde verdim ağırlıkları. Hepsini sıfır veremem. Sıfır verirsem mesela bir şeyle sıfırı çarp sıfır. Buradan veri akmaz. O yüzden bunları random verdim. Şimdi random verdiğim verileri önce geçiriyorum. Önce verilerimi bu ağdan geçiriyorum. Random ağırlıklarımla. Sonra bir çıktım var. Bu çıktığın netice itibariyle bir hata üretecek doğal olarak. Şimdi bu hatayı ben ne yapıyorum? Bu sefer geri yayıyorum. Yani bu hataya katkısı olan nöronlar, buraya bağlı olan nöronlar hangileri, ne kadar katkıları var? Bunları bulup ağırlık değerlerini güncelliyorum. Gelelim aktivasyon fonksiyonlarına. Aktivasyon fonksiyonu, hani size demiştim ya, her bir noktada burada matematiksel işlem yapılıyor. İşte bu matematiksel işleme biz aktivasyon fonksiyonu diyoruz. Her bir katmanın bir aktivasyon fonksiyonu vardır. Bu aktivasyon fonksiyonları aslında bu linerliği bozmak için bir işlem yapar. Burada belli başlı aktivasyon fonksiyonları görünüyor. Sigmoid, Tanaş, Step. Bizim en çok kullanacağımız Sigmoid. Sigmoid binary classification için kullanılıyor. Yani ikili sınıflandırmalar için sıfırla bir arasında bir değer üretiyor. ReLU, eğer sizin veriniz negatif bir değer veriyse bunu sıfıra eşitliyor. Pozitif bir veriyse veri olduğu gibi geçiriyor. Başka Softmax vardı. Burada yok Softmax. Softmax de multi-class classification için kullandığımız bir yöntem. Heh, bu. Mesela burada da bir köpek resmimiz var. Köpek resmimizi veriyoruz ve bize şöyle bir çıktı elde ediyor. İşte bizim 3 tane sınıfımız var. Multi-class classification dediğim bu. 2'den fazla sınıfımızın olması. Mesela diyor ki bu resim %6 ihtimalle kedidir. İşte %94 ihtimalle köpektir. %0 ihtimalle attır. O zaman biz diyoruz ki sen en fazla ihtimalle köpeğe verdin. Demek ki bu köpek diyoruz. TensorFlow demoya geçmeden önce soruları cevaplandırayım. Ondan sonra TensorFlow demoya geçeyim. Demoya geçmeden önce TensorFlow Cloud'dan bahsedeyim. TensorFlow Cloud. Şimdi TensorFlow'da biz ne yapıyoruz? TensorFlow'da biz bir model eğitiyoruz ve eğittiğimiz modelleri GPU üzerinde yeri eğitiyoruz. Gerek bizim kendi sistemimiz, gerek Cloud bir makine üzerinde sistemimizi eğitmiş oluyoruz. Ancak bizim sistemimiz yeterli paralelliğe sahip olamayabiliyor. Şimdi distributed ve paralel diye iki tane kavram var. Distributed dağıtıklık, paralellik de aslında bir prosesin makineler arasında bölünüp daha etkili çalışması. Bunu şöyle düşünün. Elinizde sizin biraz kendimi göstereyim. Elinizde sizin 100 tane poke topu var. Ve siz diyorsunuz ki bu poke toplarından kaç tanesinde Pikachu var, bunu saymak istiyorum. Şimdi siz eğer siz eğer derseniz ki ya işte Fethi gel seninle beraber şu poke toplarını 50-50 bölüşelim sayalım. Daha hızlı bitiririz değil mi? İkimiz de yarım saatte saysak daha hızlı bitiririz. Ama belki sen mesela tek başına yapacaksan ne yapacaksın? Bir saatini harcayacaksın. Ama biz yarım saatte tık tık iki paralelleştik. Böldük yani işi. İkiye böldük. Paralelizm de böyle bir şey. Elinizde bir proses var. Bu prosesi makineler arasında bölüyorsunuz ve birden fazla makinenin o işin belli bir parçasını yapmasını sağlıyorsunuz. Şimdi TensorFlow Cloud da şunu bize söylüyor. Diyor ki ben TensorFlow Cloud sayesinde bu cluster makinem var benim. Birden fazla makinenin oluşturmuş olduğu bir topluluk var. Bu topluluk arasındaki makineleri senin işini bölüyorum ve sen çok daha hızlı model eğitiyorsun. TensorFlow Cloud sadece bunu söylüyor bize. Ki gerçekten çok öneririm. Çok da hızlandıran bir şey süreçleri. Ben şu an TensorFlow Cloud'u tam olarak şey yapamayacağım. Yani nasıl sürecin işlediğini söyleyeceğim ama projesini yapamayacağım. Çünkü TensorFlow Cloud pipini install edemedim. Ya pip install diye bir tane kütüphane şeyi var ya, paket yükleyici. O paket yükleyiciden pipi bu şeyi install edemedim. Pip install TensorFlow Cloud dediğinde hata verdi.
O nedenden dolayı ben sadece normal standart TensorFlow projesi göstereceğim. Ama öncelikle soruları cevaplandırayım. Ondan sonra TensorFlow Cloud ve TensorFlow'a gidelim. Yapay zeka yeni başlayan öğrencilere yardımcı olacak bazı proje fikirleri verebilir misin? Odaklanacak şeyler nelerdir? Ben basamıyordum ha. Şöyle, en başta zaten yapay zekaya ilk başlayacaksınız. Makine öğrenmesinden başlamanızı tercih ederim. Çünkü derin öğrenme de aslında makine öğrenmesinin üzerine kurulu olduğu için sınıflandırma, regresyon gibi temelleri matematiksel de, pratikte de bilmeniz gerekiyor. Bu nedenden dolayı en basit Hello World projeleri olan iris veri setinde çiçek sınıflandırması, Titanic veri seti veya Boston ev fiyatları projelerini yapmanızı tercih ederim. Mesela Boston ev fiyatı veri setini kullanarak siz regresyon projesi yapabilirsiniz. Veya Titanic veri setini ve iris veri setini, çiçek veri setini kullanarak sınıflandırma projeleri yapabilirsiniz. Bu tür projelere odaklanabilirsiniz. Yaparken şuna dikkat edin lütfen. Bakın yapay zekayı model oluşturuyorum ve bitiyorum, bitiyor diyen çok insan var ama maalesef veri bilimi bilmek zorundasınız. Yani elinizde böyle her zaman çok iyi bir veri olmayacak. Veri çok pis olacak. İşte çok outlier veri olacak, çok eksik veri olacak, çok dengesiz veri olacak. Sizin bunları nasıl handle edeceğinizi karar verebilecek yetkinlikte ve tecrübede olmanız gerekiyor. Her zaman her senaryoyu uygulayamazsınız. Her zaman boş değerleri silemezsiniz. Her zaman boş değerleri de dolduramazsınız. Ya da her zaman outlier verileri ortalamaya eşitleyemezsiniz. Bu tür şeyleri sizin birazcık tecrübeyle kazanmanız gerekiyor. Yani ilk başta benim size önerim bu tür veri setleriyle çalışarak sınıflandırma ve regresyon projelerini yapmak ve aynı zamanda veri bilimi kapsamında olan pre-processing işlemlerini, işte outlier veriler nedir, nasıl temizlenir, missing value'ları nasıl ben şey yaparım, temizlerim veya nasıl handle ederim ya da eksik veri zaten veya upsampling, downsampling durumlarını, dengesiz veride, imbalance data sette. Mesela siz diyorsunuz ki ben bir kişinin kişi özelliklerine göre takımını belirleyeceğim ama elinizdeki veri setinde 98 tane Fenerbahçe var, 2 tane Beşiktaş var mesela. Bu bayağı eşitsizliğe yol açacaktır. Imbalance var durumu burada söz konusu. Bu tür proje, bu tür şeyleri nasıl handle edebileceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Umarım cevaplandırabilmişimdir. Sonraki soruya geçeyim. Bir derin öğrenme projesindeki adımlar nelerdir? Hangi teknolojiler kullanılır? Örneğin projede baştan sona ilerlediğiniz tüm adımlardan bahsedebiliriz. Tabii ki. Şimdi derin öğrenme projesindeki ilk adım problemi anlamak. Şimdi veri seti geldi benim elime ama bunu şöyle düşünüyorum. Şimdi ben bir çanta üreticisiyim. Mesela atıyorum Zeynep. Zeynep de bir ne diyelim kozmetik firması sahibi. Şimdi ben çanta üretiyorsam ikimizin elinde de mesela bir kişinin harcama ekstresi geliyor. Şimdi o harcama ekstresinde ikimizdeki veri aynı ama o kozmetik harcamalarına o yoğunlaşacak. Ben çanta harcamalarına yoğunlaşacağım. Çünkü senaryom ona göre şekilleniyor. Bu da öyle. Öncelikle senaryo belirlenir. Bu senaryoda benim amacım ne? Ben neyi bulmak istiyorum? Ve bu yolda neyi feragat, neden feragat edebilirim? Örneğin sizin elinizde veri seti var. Diyorsunuz ki ben kişinin özelliklerine göre takımını tahmin edeceğim. Ama mesela kişinin oturduğu, atıyorum evin bina yaşı var mesela. Şimdi siz diyorsunuz ki kişinin oturduğu evin bina yaşı benim için önemli değil. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bu veri setinden bu veriyi çıkarıyorsunuz. Pre-process işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra işte pre-process işlemi geliyor. Yani siz eğer verinizde eksik veri var mı, outlier veri var mı, upsampling, downsampling veri var mı, bunlar varsa bunları nasıl handle edeceksiniz? Belki size diyecekler ki ya sen işte atıyorum bina yaşı yazmayan insanları sil veri setinden. Veya de ki bunları işte şunu doldur. Bu tür pre-process işlemleri yapmanız gerekiyor. Ondan sonra uygun modeli seçmeniz gerekiyor. Bakın modeli seçerken birden fazla model var. Mesela atıyorum regresyon modeli geliştireceksiniz ama Lasso'da yapabilirsiniz, Rich'de yapabilirsiniz, standart lineer regresyon yapabilirsiniz, SVM'de yapabilirsiniz. Bu tür ya da decision tree'de yapabilirsiniz. Bunlara karar vermeniz gerekiyor. Buna tabii ki de şey değil. Yani modelleri eğitip accuracy'lerine bakarak karar vermek çok daha mantıklı. Sonra hyperparametre tuning giriyor işin içerisinde. Örneğin ben hangi hyperparametreyi kullanmalıyım? Örneğin learning rate ne vermeliyim? Ya da işte atıyorum SVM kullanıyorsam J'yi ne vermeliyim? Hangi hata metriğini kullanmalıyım? Hangi optimizasyon algoritmasını kullanmalıyım? Bunlara karar vermek gerekiyor. Ondan sonra modeli oluşturmak gerekiyor. Modeli oluşturduktan sonra modeli kaç epochla, bu da bir hyperparametre, kaç epochla eğiteceğim? İşte train validation set olarak kaça nasıl ayıracağım? İşte k-fold yapmam lazım. Modelin performansını bulmam lazım gibi işlemler geliyor. Ondan sonra modeli eğittikten sonra modelinizin bir çıktısı oluyor. Yani bir ağırlık eğitiyorsunuz aslında. Siz bunu kaydediyorsunuz. Ondan sonraki aşamada bunu canlıya almak. Bunu herhangi bir backend servisine de bağlayabilirsiniz. Kendiniz TensorFlow servisinde herhangi bir cihazı da alabilirsiniz. Fark etmiyor. Ya da bir Python projesine de gömebilirsiniz. Veya başka yazılım dilinde bir proje mikroservis sayesinde. Ne yapıyorsunuz? Modelinizi hem kaydedin bir yere. Genelde öyle oluyor. Model bir yere kaydediliyor H5 veya SAL formatında. Ama model kullanılmaya devam ediyor sürekli.
ben gelen istekleri modelden geçiriyorum. Hatta şöyle daha ileri düzey bir şey söyleyeyim. Sizin modele tahmin için vermiş olduğunuz veriler de o veri setine eklenip model tekrardan o verileri de öğreniyor. Mesela Tesla şu an bunu yapıyor. Siz Tesla araba aldığınızda çevrenizde gerçek algılanan bütün şeyleri yine kendisi modelini eğitmek için kullanıyor en temelde. Kapanış. Bu kadar. Umarım cevaplandırabilmişimdir. Şimdi Furkan Acar'ın bir sorusu var. Makine öğreniminde overfitting'in neden iyi olmadığını açıklayabilir misin? Overfitting'e gelmek için ne yapabiliriz? Güzel soru. Şimdi overfit neden iyi değil? Şöyle düşün. Sana şöyle bir örnek vereyim. Şimdi sen üniversiteden hazırlanıyorsun. Bu örneği çok verdim. Ve elinde bir tane soru bankası var. Şimdi bu soru bankasını sen ezberliyorsun. Bu soru bankasını yalayıp bitiyorsun. Soru bankasının daha sayfasının sorusunu görünce cevabını biliyorsun. Sen o soru bankasında %100 accuracy'ye sahipsin. %99 ya da çok 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 başarılısın. Şimdi eğitimde başarılısın. Çünkü sen soru bankasıyla çalıştın. Ve bambaşarılısın. Başbaşarılısın. Öyle mi denir? Bambaşarı mı denir? Bilmiyorum ama. Ama üniversite sınavına girdiğinde veya herhangi bir denemeye girdiğinde patlayacaksın. Neden? Çünkü sen öğrenmek yerine ezberlemişsin artık. Yani sen artık hangi sorunun kaçıncı, hangi sayfanın kaçıncı sorusunun cevabını biliyorsun. O veriyi ezberlemişsin. O veri dışında hiçbir şey öğrenmemişsin. Overfit olmuş oluyor bu. Yani benim modelim eğitim sırasında eğitim verisini çok yettiğinden çok daha fazla öğrenirse accuracy yüksek olur. Sen dersin ki benim modelim eğitimde %99 accuracy verdi. Ama overfit olmuştu. Başka bir veri verdiğinde eğitim verisi dışında patlar. Çünkü ben o eğitim verisini ezberlemişimdir. Overfit engellemek için ne yapılabilir? Karmaşıklık azaltılabilir. Yani ben modelin veriyi öğrenebilmesinin önüne geçmeliyim. Ne yaparım? Katmanlarımı azaltırım. Regularizasyon kullanırım. Ağırlıklarım arttıkça modelimi hatalarını arttırıp cezalandıran bir yapı kullanabilirim. Verimi ona göre ayarlayabilirim. Mesela yine benim evimde 98 tane Fenerbahçeli, 2 tane Beşiktaş var. 98 Fenerbahçeli için overfit olur. Ne yaparım? Verimi azaltırım. Veya 98 tane daha ya da 96 tane daha atıyorum Beşiktaş şeklerim. Eşitlerim. Bu şekilde overfit engellemek için şeyler yapabiliriz. Soruları burada cevap olamadıysam yazın lütfen onları tekrardan. İrem Yavuz'un bir sorusu var. ChatGPT nedir? İleride bilinen arama motorunun yerini alma ihtimali konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence ChatGPT ileride arama motorunun yerini alabilir. Çünkü biz zaten arama motorlarını kullanma nedenlerimizden biri de bir cevap aramak bir soruya genelde. ChatGPT ileride bu konuda kullanabilen bir alternatif olacağını düşünüyorum açıkçası. Geliştirmek için neler yapılabilir? Tabii ki de bizim ona vermiş olduğumuz verilerle tekrardan eğitime girilebilir ve aynı zamanda tekrardan farklı parametrelerle eğitilebilir, eğitimi durdurulmayabilir. Nereye kadar evrileceğimi düşünüyorsun derseniz de bence gerçekten ileride bir Android olursa bir Android zekasına doğru evrileceğini düşünüyorum. Tabii bu dediğim 5-10 sene sonra değil, yani daha uzun süre alır tabii ki de ama hani en sonunda, işin en sonunda, bundan yıllar sonra, kaç yıl olduğu önemli değil. Böyle Android'lerin o zekasına doğru evrileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir soru daha var. Ben şu an mobile application development alanında ilerlemek istiyorum. Fakat ileride yapay zekanın çoğu alanda olduğu gibi bu alanın ihtiyaçlarının çoğunluğu kaçacağını düşünüyorum. Doğru. Bu konuda tavsiyeniz nelerdir? Şimdi şöyle. Şimdi mobil, ya bir kere şundan çıkın. Benim tavsiyemle açıkçası. Tek bir şey diyor olmak zorunda değilsiniz. Birden fazla şey diyor olabilirsiniz. Ya mesela ben backend developer'lık yapıyorum. C# yazıyorum. .NET Core yazıyorum. Ama Python'da yazıyorum. TensorFlow'da yazıyorum. Ha, elbette ki bir tarafınız güçlü olsun. Mesela bana deseniz ki ya hani Fethi, sen şu an hani kendini neyde çok çok acayip efsane iyi görüyorsun? .NET'te, backend'te. Ama Python'da yazar mıyım? Yazarım. Mesela sen, siz de öyle yapın. Mesela mobil mi senin ana amacın? Git Flutter öğren. Ne bileyim, Swift öğren. Java, Kotlin öğren. Hani ihtiyacına yönelik. Ama diğer alanları da öğrenmeyi es geçme. Çünkü hepsi birbirine götürebilir alanlar. Mesela sen TensorFlow öğrenirsin. TensorFlow Lite kullanarak ne yaparsın? Mobil uygulamana modeli gömersin. Bunu yapabilirsin. Bak, iki projeyi aynı anda çıkarabilirsin mesela. O yüzden tavsiyem önce hangi alan ilerlemek istediğini belirle mobilde. Mesela Android mi, iOS mu ya da ben işte hibrit mi yazacağım? Mesela Flutter hibrit olmasa bile neticede bir yerde hibrit. Çünkü hem Android hem iOS aynı anda kod çıkıyor. Ondan sonra TensorFlow öğrenmeye, Python öğrenmeye başla. Sıralama yapmam gerekirse ben naçizane tavsiyem olarak tabii ki de hani haddime düşünmeyerek önce mobile ağırlık vermeyi öneririm. Ondan sonra Python. Python biliyorsan veri bilimi. Veri bilimi biliyorsan da artık TensorFlow öğrenmeye yavaştan başlaman gerektiğini düşünüyorum. Bir soru fırladı ama tamam, sanırım sorular bu kadar. İsterseniz ben bir TensorFlow Cloud nasıl işliyor? Nereden TensorFlow Cloud
uygulamaları yapabiliyoruz. Bundan bahsedeyim. Ben bir tane notebook açacağım. Bu notebook TensorFlow Cloud işlemi yapmamı sağlayan bir notebook olacak. Ama ben dediğim gibi çok uzun sürdüğü için bu install kısmı benim notebook'um çalışmadı. Ama bu kısmı gösterip size ondan sonra şey yapacağım. Normal TensorFlow projesi göstereceğim. Keras projesi. Hemen ekran paylaşayım ben. Ekranımın hatta tamamını paylaşabilirim bence. Böylece kıvranmamış oluruz. Niye paylaşamıyorsun ekranımın tamamını? Sekme desek. Sekmeyi paylaşır mısın? Paylaşırsın. Tamam. Geldi. Şimdi bakın. Bu notebook'u paylaşıyor olacağım ben. Sizlerle link olarak. Hatta GitHub'ımda bulabilirsiniz. GitHub'da bunu paylaşacağım. Buradaki olay şu. Bakın aşağısı zaten bizim göreceğimiz bu. Bunları göreceğiz bu arada. Bizim bir projemiz var. Bu proje üzerinden göreceğiz. Model eğitimleri. Bizim buradaki benim size göstermek istediğim şey ben TensorFlow Cloud'u nasıl konfigüre edebilirim? Şimdi benim için buradaki şey ihtiyacım var. Bir tanesi Google Cloud GCP Project ID bir proje oluşturmam gerekiyor. Diğeri de Bucket. Şimdi GCP oluşturmak için buraya GCP yazıyorum. Google Cloud platforma geliyorum ama siz bunu görmüyorsunuz. Hemen ben pencereyi paylaşayım. Az önce tüm ekranı paylaşmayı denedim, paylaşmadı. O yüzden bir daha deneyeyim. Tüm ekran paylaş. Paylaş. Geliyor sanırım. Güzel. Şimdi GCP'ye geldim. Buraya geldim. Şimdi buradan bakın konsola geliyorum. Buradan şurada bakın projeler var. Burada New Project diyorum. Yeni proje oluşturduğumda ben oluşturmayacağım tekrar ama ismini yazıp Create dediğinizde yeni projeniz oluşuyor. Projeniz oluşunca şuradan oluşturmuş olduğunuz projeyi seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra bir de buradan bizden GCP istiyor. Bakın GSC pardon. Google Cloud Storage. Şimdi şu Project ID'yi nasıl alıyoruz? Önce onu bulayım. Bakın Project ID. Burada yer alıyor zaten. Ben burada projemin sayfasına gittiğimde şuradan Project ID'm yer alıyor. Bunu alıyorum. Şuraya kopyalıyorum. Ondan sonra GSC Bucket. Zaten ben projeyi sileceğim için şu an bakmanız pek önemli değil. Burada GSC Bucket'ı da şöyle ayarlıyorum. Gidiyorum şuraya. Önce Billing diyorum. Burada bir faturalandırma servisi oluşturmanız gerekiyor. Bir tane Billing oluşturmanız gerekiyor. Burada ben oluşturdum. Kart girmeniz gerekiyor. Kartı girdikten sonra şurada Google Cloud görüyor musunuz? Storage. Cloud Storage. Bucket. Bakın buradan yeni bir tane bucket oluşturuyorum ama siz eğer Billing oluşturmadıysanız, enable etmediyseniz Billing kısmını burada bunu yapamıyorsunuz. Create'e basamıyorsunuz. Siz önce enable et diyor Billing'i. Sonra ben burada oluşturuyorum. Şöyle create diyerek bucket'ımı oluşturuyorum. Oluştururken bana şey soruyor. Ben bunu hangi Billing hesabına bağlayayım diyor soruyor. Aslında bunu bana başta soruyordu. Ben bağladığım için sıkıntı yok. Bucket'ımı oluşturduktan sonra bucket'ımın ismini alıyorum. Buraya yazıyorum. Şimdi ben sizin huzurunuzda gidiyorum şunu. Buradayım değil mi? Settings. Tamam. Şunu shutdown diyorum şimdi. Size göstermek için açmıştım çünkü. Shutdown. Bir kapattım. Sonra buraları zaten size vereceğim şey de notebook'ta buraları sabit olacak. Sonra bunu çalıştırmanız yeterli aslında. Şimdi gelelim bizim asıl not defteri kısmına. Şimdi burada ben şuradan açabilirim. Var olan bir konu. Şimdi sizde az önce TensorFlow Cloud'u nasıl konfigür edeceğinizi gösterdim. Bu notebook'u paylaşacağım. Şimdi TensorFlow Keras'la bir model nasıl geliştirirsiniz? En temelde bunu söyleyeceğim. Şimdi GIFAR 10 veri seti adı verdiğim bir veri seti var. Bu 10 tane sınıfa sahip 6000 tane sınıf için resmin olduğu bir veri seti. Toplam 60.000 tane resim var. Şöyle göstereyim. Bakın. Her bir sınıftan 10 tane sınıfım var.
her bir sınıftan 32-32 boyutunda renkli 6000 tane resim var. Yani toplam 60.000 tane resim var. Bunlardan 50.000 tanesi eğitim, 10.000 tanesi de test verisi. Şimdi ben Keras'ın bana sunmuş olduğu veri setleri var. Ben kolay eğitim yapabileyim bu veri setlerini kullanarak diye. Ben Keras'ın data setinin altında GIFAR 10 veri setini kullanacağımı söylüyorum. Ve bunları train test olarak otomatik olarak ayrık geliyor bana. Ve burada modelimin hangi 10 sınıf arasından seçim yapacağını söylüyorum. Bu bir sınıflandırma projesi olacak. Resim vereceğiz. Resmin ne olduğunu bize söyleyecek. Bu olana kadar ben de şuradaki boşlukları düzenleyeyim. Aa, olmuş. Şunu çalıştıralım. Tamam. Şimdi bu sınıflar, benim bu resmim kaç tane sınıf olacak toplam? 10 tane sınıf olacak. Bakın bu ben netice itibariyle şunu biliyorum ki benim makine öğrenmesi modelim verimi matematiksel olarak almak zorunda ve matematiksel bir işleme sokmak zorunda. Şimdi ben resim olduğu gibi verirsem bunu matematik işleme nasıl sokacak? Numaraya çevirmesi lazım, sayıya çevirmesi lazım ki matematiksel bir eşitliğe çevirmesi lazım. Şimdi bunun içinde ne yapıyor? Arka planda piksel tablosu adı verdiğimiz resimlerin her bir piksel değerlerini 0-256 arasında burada matematiksel olarak almış oluyorum. Bu aslında bir resim. Sadece numerik gösterimi. Şimdi burada ölçekleme yapıyorum. Ölçekleme yapmamın amacı şu. Benim verilerim 0-255 arasında değişiyor ve ben bunların her birini 255'e bölerek aslında ölçekleme yapıyorum. 0-1 arasında alıyorum ki model eğitim hızım artsın. Çünkü daha küçük sayıları matematik işleme sokmak birbirleriyle çok çok daha kısa sürer büyük sayıları sormaktan. Yani mesela atıyorum 50, mesela 55 ile 57'yi çarpmak daha uzun sürer. Yoksa 0.1 ile 0.7'yi mi mesela gibi. Şimdi 32-32-3 dediğim şey 32'ye 32 piksel. Yani en 30, boy 32, en 32 piksel. 3 de renkli olduğunu ifade ediyor. RGB channel dediğimiz channel'lar var. RGB. Bu red, green, blue. 3 tane katmanlı olduğu için 3 boyutlu olmuş oluyor. Şimdi burada modelimi oluşturuyorum. Bakın modelimi tek satırda oluşturuyorum. Sequence'li bir model oluşturuyorum. Ve bu modelime katmanlar ekleyeceğim. Ben burada ne yapıyorum? Bakın tek satırda katmanımı ekliyorum. Bu katmanımda kaç tane nöron olması gerektiğini söylüyorum. Katmanımın yapacağım ayarları varsa onu yapıyorum. Aktivasyon fonksiyonu hangisini kullanacağımı söylüyorum. Bakın ben buraya veriyi, bu modele veriyi hangi boy formatta vereceğim? Bu formatta gelen veriyi sen düzenle ve modelden akıt diyorum. Bakın böyle katman ekliyorum. Tek satırda katman ekliyorum. Bu bir katman. Bu bir katman. Bu bir katman. Yani ben toplamda 6 tane katman ekliyorum modelime. Alt satırda 6 katman eklemiş oldum. 3 tane daha katman ekliyorum. Benim CNN şeylerim var arkadaşlar YouTube'da. Computer Vision'la Convolutional Neural Network, özür dilerim. Convolutional Neural Network konusunu anlattığım videolarım var. Bu Conv2'de Max Pooling, Flatten Dance aslında orada geçiyor. Onları izleyebilirsiniz. Bakın modelimi oluştururken ben size şu an şunu göstermek istiyorum. Bunu ezberlemeyin. Bakın model oluşturmak çok kolay. Tek satırda model oluşturdum. Tek satırda layer ekliyorum. Alt satır olduğu için alttan layer ekledim. Bakın burada 3 satır layer var. Toplam 9 tane layer'ım var. Bakın modelimin eğitirken kullanacağım şeyleri söylüyorum. Hangi optimizasyon algoritması, hata hesaplarken hangi hata fonksiyonu, ben bu modelimin performansını hangi metrikle ölçeceğim, bunları veriyorum. Ondan sonra Image Data Generator dediğim bir yöntem var. Bakın bu da Keras'ın içerisinde. Bu bize şunu sağlıyor. Şimdi bizim elimizde 6000 tane resim var her bir sınıf için. Ve bu 6000 tane resim bir yerde yeterli değil aslında. Bunu arttırabilmek için yeni resimler de ekleyebilirsiniz. Ama hali hazırda var olan resimler üzerinden de rotim çoğaltmak isterseniz Image Data Generator kullanıyorsunuz. Buna Data Augmentation deniyor. Olay şu. Sizin elinizde bir tane kedi resmi var. Bu kedi resmini zoomluyorsunuz, kırpıyorsunuz, döndürüyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ve size yeni bir resim elde etmiş oluyor. Ve bu da bu şekilde de elinizdeki verileri arttırmış oluyorsunuz aslında. Burada şunu onu yapıyoruz. Diyoruz ki bak en fazla 45 derece döndür. İşte şu kadar zoomla, bu kadar kırp vesaire. Sonra modelimi bakın eğitiyorum yine tek satırda. Ben buraya enter koyduğum için iki satır. Hangi veri kullanacak, kullanarak eğiteceğim? Batch size'ım kaç şey olacak? Ben verileri kaçar kaçar GPU'nun RAM'ini atacağım. 2008'er. Çünkü 1 milyon tane veri olduğunu düşün. 1 milyon veriyi aynı anda GPU'ya atarsanız patlar. O yüzden burada ne yapmanız lazım? Böyle sıra sıra paket paket verinizi akıtmanız lazım. Epoch'ta burada veriniz en baştan sona kadar, yani tek bir turda bütün veriyi kaç sefer dönecek? Veriniz veriyi okumaya başladı, bütün veriyi öğrendi, eğitti. Sonra tekrar baştan.
Bunu şey gibi düşünün. İşte mesela deneme sınavı kitapçığı var, soru bankası var. Soru bankasını bitiriyorsunuz, tekrar aynı soru bankasını çözmeye başlıyorsunuz öğrenmek için. O mantık. Overfit olmayacak derecede bulmanız gerekiyor. Bakın ve her iterasyonda, her epokta bana şunu söyle. Bak kardeşim, bu epok bitti. Birinci turda hatan bu. Accuracy'm bu. Accuracy'nin yüksek olması gerekiyor. Bakın. Bak artık mesela burada anlıyorum ki, bak artık birlere falan geliyor. Mesela nerede? Mesela bak burada anlıyorum ki daha ikinci epokta ben overfit oldum. Yok, burada değil, özür dilerim. Şurada. Bakın ben anlıyorum ki daha burada 13. epokta ben overfit olmuşum. Çünkü accuracy'm 1.0.10. Gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve hatamı da hesaplıyorum. Yani benim şurada toplam hatam ne? AT bu olmaz çünkü şunu çalıştırmadım ve bu uzun sürüyor. O yüzden bunu çalıştırmayacağım. Ve aynı zamanda modelinizi kaydedebiliyorsunuz. Bak ben modeli eğittim. Model.fit'le ve modelimi kaydetmek istiyorum. Yarın öbür gün tekrar kullanmak istediğim zaman kullanabileyim diye. Modelimi de böyle kullanıyorum. Bakın model.save diyerek modelimi kaydediyorum. Keras models.load model diyerek de modelimin ismini vererek de, burası istediğiniz isim olacak. Ne yapıyorsunuz? Modelinizi pre-trained olarak yüklüyorsunuz. Şimdi transfer learning dediğimiz şey zaten o. Yani benim de halihazırda eğitilmiş bir modelim var ve bu modelimi başka bir projede tekrar kullanıyorum. Daha eğitmiyorum modeli. Zaten benim için eğitilmiş. Ben sadece eğitilmiş modeli alıyorum, kullanıyorum. Bu onu yapıyor. Ben modeli eğitmiştim, alıyorum, bunu kullanıyorum. Bu kadar. Sonra bu eğitilmiş model üzerinden hata hesaplaması yapıyorum. Bakın accuracy buymuş. Loss hatası buymuş. Hatayı da accuracy olarak bakıyor zaten. Yok hayır, özür dilerim. Hatayı da şurada yazmıştık. Sparse Categorical Cross Entropy olarak bakıyor, metod olarak bakıyor. Burada bir tane resim yüklüyoruz. Bu resmi 32-32'ye çeviriyoruz. Şurada. Neden? Çünkü ben verilerimi 32-32'ye 3 kullanarak modelimi eğittim. Yani benim burada modelime vereceğim veri de bu şeyde olmalı, formatta olmalı. Eğittiğim resimlerin formatında olmalı. Ben ne yapıyorum? Bu resmi kendim lokalden yüklüyorum, bunu ölçeklendiriyorum ve önce bir gösteriyorum, yazdırıyorum önce bir bakıyorum neye benziyor. Bakın frogmuş. Sonra ben bunu gidiyorum, reshape yapıyorum. Reshape yapmamın sebebi şu. Şimdi biz normalde modelimizi, veri tahminlerimizi gerçekleştirirken, şimdi mantıken şöyle bir şey bekliyoruz. İşte ben bir tane resim veriyorsam, resmin boyutu bu değil mi? Bir resmin boyutu bu. Bu bir resmin boyutu. Ama modelimiz bizden şunu istiyor. Bana birden fazla resim ver. O zaman ben şunu yapacağım. Mesela diyeceğim ki 32'ye 32'ye 3. Yani liste olarak vereceğim bunu. Bu liste oluyor. Bu şu oluyor. Bir tane resmim var. Bu resmim 32'ye 32'ye boyutunda, piksellerinde. Ve 3 boyutlu, renkli yani. Eğer ben 2 tane resim verseydim burası 2 olacak. 10 tane resim verseydim 10 tane olacaktı. O yüzden buradaki reshape ile ben o başındaki biri ekliyorum ve diyorum ki bak liste olarak gönderiyorum. Bir elemanı liste olarak gönderiyorum sana diyorum bunu. Sonra bunu tahmin ediyorum. Şimdi bu 6 bizim için bir anlam ifade etmiyor. Yani 6 diye bir sınıf yok. Bak benim sınıfım çünkü burada. Ve 6 diye bir sınıf yok. Bu bana ne ki diyorum. Uçak mı, otomobil mi, kuş mu, kedi mi, geyik mi, köpek mi, kurbağa mı, at mı, gemi mi, kamyon mu? Bana bunları söyle. Bana 6 deme diyorum. O yüzden de şunu yapıyoruz. Diyoruz ki şimdi zaten softmax olduğu için son katmanda softmax vermiştik modelde. Ben biliyorum ki bana şunu yapacak. Diyecek ki işte %5 ihtimalle airplane, işte %10 ihtimalle otomobil, %3 ihtimalle bird. Hepsinin toplamı %100'e eşit olacak. Şimdi ben hangisini en çok tahmin ettiyse, mesela %70 frog dedi, diğerlerinden fazla. O zaman dedim frogdur demem gerekiyor. Bunun için şurada argmax gibi bir değer var. Bu şu anlama geliyor. Predicted value bana bu şekilde geliyor. Bakın mesela tüm şu kadar, yüzde şu kadar ihtimalle ilk sınıf, yüzde şu kadar ihtimalle otomobil. Şuradan okuyorum. Yüzde bu kadar ihtimalle bird. Yüzde bu kadar ihtimalle cat. En fazla hangisi burada? Altıncı indeks. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fazla olasılık buradaymış. O zaman diyorum ki bu altıncı sıradaki hangisiyse burada. Onu şey yapıyorum. Onu o sınıftır diyorum. Numpy Armax şunu yapar. Buradaki en maksimum değerin indeksini döner size. Buradaki maksimum değer burası ve buranın indeksi 6. O yüzden bu 6'yı döndü. Sonra ben gidiyorum classes 6 diyorum. Frog. Yani frog tahmin etmiş. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahmin etmiş. Yani ben ne yapmış oldum? Bir modele eğittim. TensorFlow kullanarak bu modeli hem eğittim, hem hata fonksiyonunu buldum, hem de bu modeli kullanarak bir tahmin işlemi gerçekleştirdim. Bakın bu kodu anlatmam 5 dakika sürmedi. Çok basit. Yani
çok komple bir komplike bir kod değil. Yani şimdi diyebilirsiniz ki ya biz bunu ilk defa gördük, neresi zor değil. Tabii ki de zor ama anlatması çok komplike olmadığı için mesela bakın Keras'la şu kadar da model oluşturduk. Şu üç hücrede model oluşturduk. Çok ama çok kolay ve basit bir şekilde. Ve modeller aynı zamanda yine TensorFlow kullanarak bu web tarayıcısında, sunucuda, herhangi bir gömülü cihazda, işte telefonlarınızı çalıştırabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Sorunuz var mı? Early stopping'den bahsedebilir miyiz? Batch size'i ne görebiliyoruz? Güzel sorular. Şimdi batch size'i neye göre belirliyoruz? Önce o soruyu cevaplandırayım. Batch size'i size kafanıza göre aslında. Yani 2 üzeri olması kafi. Çünkü 2 üzeri yani 2'nin katı olursa, böyle 2 üzeri bir şey olursa en azından işlemesi daha iyi oluyor. GPU RAM'i tarafından. Batch size bizim kafamıza göre. Bu biraz deneme yanılmayla alakalı. Yani belki 2008 değil ama yani 4096 da olabilirdi. İşte 8000 küsur da olabilirdi. 512 de olabilirdi. Bu tamamen size bağlı. Deneme yanılma diyebilirim. Early stopping de şu. Early stopping de sizin modeliniz eğitilirken şeyden bahsedin. Test veri setinde overfit olabiliyor. Yani eğitim veri setini çok ama çok fazla öğrenebiliyor, ezberleyebiliyor. Şimdi bunun önüne geçebilmek için şöyle bir şey var. Bizim validation set dediğimiz bir mantık var. Yani ben hem eğitim setiyle hem test setiyle modelimi eğitiyorum. Eğitim setiyle eğittiğim modeli test setiyle kontrol ediyorum. Acaba diyorum hani ne kadar doğru tahmin gerçekleştiriyor. Şimdi bir yerden sonra veriniz sizin eğitim veri setini öğrenmeye başladığında validasyon veri setiniz, yani test veri setinizdeki hata artmaya başlıyor. Çünkü eğitim veri setini ezberliyorsun, bu sefer oradaki testteki verileri tahmin etmek çok zorlanıyor. Çünkü ezberlemeye başlıyorsun artık, öğrenmeye geçmişsin. Tam o noktada sen şey diyorsun. Ben atıyorum benim accuracy'm, validasyon accuracy'm 0.5'e geldiğinde bir 5 adım daha, 5 epoch daha kontrol et. Eğer düşmeye devam ediyorsa devam et. Ama düşmeye devam etmiyorsa, yükseliyorsa ben 0.5'teki 5'te kesmek istiyorum. Öyle stopik. Durdurmak istiyorum eğitimi diyorsun. Olay bu. Confidence değerlerini tahminleme şıkkısı vermek için tamam bir değer veriyor musun? Veriyorsun. Confidence değerden kastın nedir? Yani neresi için konuşuyoruz bunu? Tam olarak. O kısmı anlayamadım. Onun cevabı gelirse onu da cevap vermeye çalışırım. Başka sorunuz varsa alabilirim. Global AI'dan bahsedebilir misiniz? Bir gençlik hakkında onu çok belli. Bu slide'ı elendirebiliriz. Şimdi Global AI zaten yapay zeka ve veri bilimi alanlarında eğitim veren bir kurum. Ben de orada çalıştım zamanında ve gerçekten çok keyifli bir çalışma ortamıydı benim için de. Burada nasıl değerlendirebiliriz derken, şimdi Global AI zaten dönemsel olarak belli başlı proje, programlar ve bootcamp'ler düzenliyor. Yani örneğin önceden bir tane program vardı, bu Deep Learning Türkiye programı vardı. Ondan sonra başka bir program daha yaptılar. Burada amaçları insanları yapay zeka dünyasına daha da sokmak. Bu nedenle bunu istiyorsan Global AI'ı takip edin. Onların düzenlemiş olduğu, yapmış olduğu bu etkinlikleri, eğitimleri ve bootcamp'leri kaçırmayın. Çünkü gerçekten sonrasında sizle ilgileniyorlar. Bunu söyleyebilirim yani. Global AI bu arada bahsetmem gerekirse bir şirket ve yapay zeka eğitimleri veren, insanları bu alanda yönetmeyi hedefleyen bir şirket aslında. En temelde bu. Başka sorunuz var mı? Ben ekran paylaşımı durdurabilirim sanırım şu an. ChatGPT bazı projeleri implement edilip GitHub Copilot benzeri kullanımı sağlayabiliyor. Kıyaslayabilir miyim? Emin değilim. Yani şöyle kıyaslayamam. Şimdi GitHub Copilot kullanmadım, ChatGPT kullanmadım. İkisi de günün sonunda iş görür mü? Şimdi GitHub Copilot daha spesifik. Yani amacı daha belli. Biz kod yazarken hem yazmış olduğumuz komentlere göre hem de yazmış olduğumuz kodun gidişatına göre bize aşağılarda kod çıktıları veya kod şeyleri öneriyor. Tavsiyeleri veriyor. Bu GitHub Copilot direkt o amacı yönelik. Ama ChatGPT biraz daha jenerik bir yapı. Yani her nereye çekerseniz oraya gelebilecek bir yapı. Ya o nedenden dolayı ChatGPT kullanmadım. O yüzden buna bir şey diyemem ama hani bu amaç için GitHub Copilot önerirdim. Çünkü sadece bu amaç için çıkmış bir product. Hani GitHub Copilot benzeri kullanım diyoruz da mesela kod yazarken GitHub Copilot direkt o amaç çıkmış bir product olduğu için ben onu tercih ederdim. Başka gözümden kaçan bir soru var mı? TensorFlow ile PyTorch kıyaslar mısınız? Aslında kıyaslayamam çünkü TensorFlow'u anlatıyorum. Ama şunu söyledim. İkisi de kullanılıyor bu arada temelde. Ben PyTorch'ta çok çalışmadım açıkçası. PyTorch'ta bildiğim sadece bütün bu
modelleri nesne olarak, Python nesnesi olarak bu model ve komponentlerini Python nesnesi olarak oluşturabiliyorsunuz. PyTorch, TensorFlow çok çekişmeli bir konu. Hangisini kullanmanız gerektiği size kalmış. İkisi birbirinden çok iyidir diyemem. İkisinin birbirinden iyi olan özellikleri vardır elbet. Ama hani size kalmış tamamen. TensorFlow da iş görüyor. PyTorch da iş görüyor. Hani burada sizin neyle nasıl yazdığınız alakalı. Bunu şey gibi düşünün işte. Mesela backend developerlık yapıyorsunuz. Java'da kullanabilirsiniz. JavaScript, Node'da kullanabilirsiniz. İşte .NET'de kullanabilirsiniz. Node.js'de, Python'da kullanabilirsiniz. Hangisinden daha rahatsınız aslında. Aynı mantık. Başka soru varsa alabilirim gözümden kaçan. Çok teşekkür ederiz yayın için. Ben teşekkür ederim. Bizim daha önce etkinlikten önce bir formla aldığımız birkaç soru vardı. Eğer daha çok chatte sorun gelmiyorsa oradan birkaç soru yönlendirebilirim. Olur. Şununla başlayayım. Deep Learning OpenCV alanında geleceğimiz nedir? Güzel soru. OpenCV şu an zaten herhalde kullanılan computer vision kütüphanesi. Geleceğimiz nedir derken zaten şu an hala hazırda yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz OpenCV. Object detection, segmentasyon vesaire. Yani bunun daha ilerisi ne olur? Aslında daha ilerisi görüntü işleme, düşünüyorum aklıma senaryo gelmiyor. Aslında şunu söyleyebilirim gelecek olarak. Yani şimdi aklıma bir şey gelmiyor şu açıdan gelmiş. OpenCV ile zaten şu an yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. İşte görüntü segmentasyonu, object detection, işte verilerin işte nerede nasıl olduğu vesaire. Aradan dolayı hani ilerler mi? İlerler OpenCV. Hani gelecek olarak söyleyebileceğim şey, hani belki ileride daha komplike problemleri çözebilir. Belki hani şu an çözemediği, örneğin bir kişinin işte fraud olup olmadığı veya işte bir kişinin mimiklerine göre, yani iş olabilir mesela. Biz belki yüzümüzle bir oyun kontrol edebiliriz ileride. Belki şu an bunun çok böyle bebek baby step çalışmaları var ama hani belki ileride bu çok daha yüksek olabilir. Veya sadece hareketlerimizle bir oyun yönetebiliriz. Ama bunu real time yapabiliriz ve kayıpsız yapabiliriz. Çünkü OpenCV genelde hani çoğun direkt şey ya, görüntü işleme ya. Hani belki bizim daha böyle ileride oyun alanında, oyun sektöründe veya birbirimizle böyle online konferansla, VR'larla konuşabileceğimiz, görüntülerin aktarılabileceği, benim gözümü takıp örneğin başka biriyle görüşebileceğim. Mesela ben gözlüğü taktım. Dedim ki atıyorum Ufuk'la. Ufuk'taki VR gözlüğü taktı. Birbirimizi real time VR'dan görüyoruz. Hareketlerimizi gerçek zamanlı görebiliyoruz falan. Bu tür şeyler olabilir. Yani VR ve NFT Metaverse ile entegre olabilir OpenCV. Tamamdır. Çok dolandırdım. Aklıma gelmedi çünkü an. Computer Vision alanını öğrenmek isteniz mi önerirsiniz? İrem Kömürcü'yü takip edin. Biraz reklam gibi olacak ama kendisi bu alanda gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyor. Ama teknik olarak derseniz öncelikle Coursera'dan Andrew Wang'in bu Computer Vision derslerini mutlaka alın. Çünkü matematiğini kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Önce onu söylemem gerekiyor. Yani ezberden şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım tarzı olmuyor. Burada birazcık işin matematikle bilmeniz gerektiği için önce makine öğrenmesi temellerini alın. Ondan sonra bu Andrew Wang'in Computer Vision dersini mutlaka alın. Ve sonrasında hangi alanı öğrenmek istiyorsanız OpenCV, YOLO veya işte kendiniz custom model kullanacaksanız onların üzerine geliştirmeler yapmaya çalışın. Ama dediğim gibi ya bu konuda İrem Kömürcü direkt o alanda çalıştığı için size çok daha iyi rehber olacaktır. Ama hani benim size önerim kesinlikle bu işin önce matematiğine girin pratiğinden önce. Bu Coursera'daki veya Udemy demiyorum ama Coursera'daki Andrew Wang'in kurslarına başlayabilirsiniz. Süper. Şöyle bir soru var. Machine Learning ve Deep Learning arasında farklar nelerdir? Çok güzel bir soru. Şimdi makine öğrenmesi daha temel problemleri çözüm arayan bir dal. Mesela örneğin dedim işte bu e-mail içeriğine göre spam mi değil mi? İşte bu evin özelliklerine göre bu evin fiyatı nedir? İşte bu kişi Titanic'te mesela Titanic verisi için konuşuyorum. Öldü mü kaldı mı? Ya da çiçek veri setinin o çiçek yaprak boyutlarına göre bu çiçeğin türü. Şimdi çok basit problemler baktığımızda. Ama daha komplike problemlerde örneğin yüz tanıma sistemleri. Mesela benim yüzümle başkasının yüzü arasındaki farkı bilmesi gerekiyor. Bunu nasıl ayırt edecek? Benim ben olduğumu yüzüme bakarak nasıl anlayacak? Veya bir resimde bir kedinin olduğunu o kediyi nasıl anlayacak? Veya Tesla arabaları düşünün. Mesela onlar çok komplike projeler. Çünkü mesela araba kullanıyorsunuz. Her şey olabilir. Aynen yola kedi fırladı. Şimdi o arabanın önce kediyi algılaması lazım. Kedinin nerede olduğunu algılaması lazım. Kedi buraya gelirse hangi aksiyonu almam gerekiyor? Bunu yapması lazım ve aksiyonu alması lazım. Aynı zamanda trafik ışığı gördü. Mesela Türkiye'de genellikle çok karşılaşıyoruz. Mesela sarı yandığı zaman insan hızlanıyor. Hani kırmızıdan da geçebileyim, kırmızı yanmadan geçebileyim diye. Mesela o ışık sarı yandığı zaman nasıl bir yol izlemem lazım? Ama sadece ışık yanması da yetmiyor. Mesela ışık yanıyor, benim önümdeki arabayla mesafem ne? Arkadaki araba kaçta geliyor? Mesela belki yola biri fırlayacak. Yani yeşil yansa bile yola belki yola biri fırlayacak. Ya da belki önümde ani fren bastı.
benim hani falan yapmam lazım. Bu tür sistemler deep learning oluyor. Çünkü daha komplike problemler. Artık temel fark bu en temelde. Çözdükleri problemler. Süper. Bu da son soru oluyor. Son soruyu da yansıtıyoruz. Tabii ki de aslında bundan bahsettim ama tekrar üstünden durmam için güzel bir şey. Şimdi Keras bize çok daha kolay bir API sunuyor. Yani şöyle kod yazarken çok çok daha sade bir kod yazımı yazıyorsunuz aslında. Keras size sağladığı şey bu. TensorFlow'dan çok bağımsız bir şey değil Keras bu arada. Yani TensorFlow'da %100 aynı değil. Çok karıştırılıyor bu. TensorFlow'un üzerine inşa edilmiş bir yapı Keras. Ama Keras bize en temelde daha kolay proje geliştirmemizi sağlıyor TensorFlow'a göre. Daha arka planda bizim için bir şeyleri TensorFlow seviyesinde soyutlaştırmış oluyor. En temelde Keras'tan bundan bahsedebilirim. Performans olarak TensorFlow Keras'tan çok çok daha, yani çok çok değil ama bir tık iyi. Yani çünkü şöyle düşünün. Mesela şimdi Python da performanslı ama C dili daha performanslı Python'dan. Ama mesela bir C dilini kullanarak Python geliştirilmiş ama C dili zaten en performanslı değil. Yani assembly falan saymazsak, COBOL'u saymazsak yani. Baktığınızda bu da aynı mantık aslında. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Çok 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 güzel bir yayında gerçekten. Dinlediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadık. Davet edildiğim için. Ne demek, ne demek. Ve cumartesi akşam beni yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederim. İzleyicilere de. Sizlere de beni bu güzel ve değerli yayına davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz olma durumunda sunumun başındaki linklerden bana ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar siz de katıldığınız için. Başka soru görmüyorum sanırım. Yavaştan yayını da kapatalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı sizin? Benim yok bu aşamada. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese.